Genç ve başarılı müzisyen Gazel, Londra Aktüel'e özel açıklamalarda bulundu. Çok küçük yaşlarda müziğe başlayan Gazel, Mayıs ayında çıkacak albümünün de müjdesini verdi. In the night, in the night, in the darkness, doubled over from the way. Came a bee, but the bee was heartless. Came a song, but it came too late. Londra Aktüel Birleşik Krallık'taki sanatçılarımızla sohbetlerine bu hafta da devam etti. Londra'da sanat hayatına devam eden söz yazarı ve besteci Gazel'e mikrofonumuzu uzatıyoruz. Londra Aktüel sizleri bugün hem genç hem yetenekli ve bir o kadar da başarılı bir sanatçıyla tanıştıracak. Yanımızda Gazel var. Kendisini biraz yakından tanıyacağız bugün. Çünkü kendi müziklerini kendisi yazıyor ve çok yakında da bir konseri var. Onun tarihini de açıklayacağız. Önce biraz seni tanıyalım Gazel. Nerede doğdun? Ne zaman bu ülkeye geldin? Merhaba. Merhaba. Ben İngiltere'de doğdum. 25 yaşındayım. Dolayısıyla 25 senedir buradayım. Evet. Ama annem babam Türk ve küçükken her sene Türkiye'ye dönüyorduk 3 aylık. 3 ayını Türkiye'de geçiriyordun. O yüzden Türkiye'yi de seviyorsun tabii. Tabii. Bir de çok özlüyorum. Kendi sözlerini besteleyen Gazel çok genç yaşta müzik hayatına başlamış. Önce piyano, ardındansa keman eğitimi almış. Çok ufak yaşlarda müzikle uğraşmaya başladın. Ve ondan biraz bahsedelim. 3 yaşındaydı sanırım müzikle ilgin başladığında. Evet, annem piyano derslerine başlattı beni. Sonra 2 sene sonra kemanla başladım. Ve uğraştım. 12-13 yaşına geldiğimde Londra'da Kraliyet Akademisi'ne gittim. Keman okumak için. Ve 18 yaşıma kadar oradaydım. Ve 15-16 gibi kendi şarkılarımı yazmaya başladım. Ve şimdi bir tek kendi müziklerimle uğraşıyorum. Evet. Sadece kendi yazmış olduğun parçaları seslendiriyorsun, onlarla uğraşıyorsun. Belli bir dönem kendi müziklerini de kendin yapıp tek başına çıkartıyordun albümünü herhalde. Evet, ilk albümü hepsini ben yaptım. Alt yapım, yorumu ve yazdım hepsini kendim stüdyoda. Ama bu sene yeni albüm çıkacak, ilk full length albüm çıkacak ve bunda stüdyoda yaptım, daha kişi there are more people involved. Farklı insanlarla çalıştın albümünde. İstersen önce onlardan bahsedelim birazcık. Kendi yazmış olduğun ve altyapısında kendin oluşturmuş olduğun o parçalara biraz değinelim. Özellikle bu müzik nasıl, yazarken neler hissediyorsun? Yani nereden ilham alıyorsun diye sormuştum. Aslında bütün şarkılarım bir hikaye gibi. Sonunda, bu albümün sonunda müzikal çıkartacağım. Yani müzikal üzerine çalışıyorum şu anda. Çok uzun sürecek herhalde ama sonunda bütün bu şarkılar müzikal haline getireceğim ve tiyatro gibi bir şey olacak. Bununla beraber öğretmenlik de yapıyorsun, müzik eğitimi de veriyorsun herhalde, değil mi? Ondan da biraz bahsedelim. Evet, keman ve piyano eğitimi veriyorum. Şu anda 20 tane öğrencim var. Benim mahallemde. Oturduğun yere yakın. Evet, çok seviyorum. Özel ders veriyorsun 20 kişi. Özel ders veriyorum. Evet. Bunlara enstrümantal, nasıl enstrüman çalınacağını herhalde öğretiyorsun. Bir de onun dışında
söyleme noktasında da yardımcı oluyorsun. Bir de yazmayı da öğretiyorum. Bazıları stüdyoma gelip kendi şarkıları yazıyorlar. Biz birlikte onun üstünde çalışıyoruz ve o şarkıları çıkartıyorlar kendileri. Şarkılarını İngilizce seslendiren Gazel'in en büyük isteklerinden biri de Türkiye'de konser vermek. Bir süredir de bir grup kurdunuz. O grupla beraber artık sahne alıyorsun. O grubun ismi de Gazel. Evet. Geçen seneden beri şu anda 5 kişi var grubumda. Ve 10-11 tane konser verdik şimdiye kadar. Geçen sene çok güzel bir konser yaptık Goran Bregovic ile Hammersmith Apollo'da ve bu sene inşallah turne olacak ve belki Türkiye'ye geliriz inşallah. Yani Türkiye'de konser vermeyi çok istiyorsun sanırım. İstiyorum, evet. Parçalarını hep İngilizce yazıyorsun. Zaman zaman Türkçe bir şeyler yazmayı düşündün mü hiç? Evet, aslında türküleri çok seviyorum ve yeni çıktı şarkı, bir tane yeni şarkı çıktı. Sarı Gelin'in kendi versiyonum. Onun yarısı Azeri söylüyorum ve İngilizce sözler de yazdım ilk kısmında. Dolayısıyla böyle karıştırmayı çok seviyorum. Evet, daha çok Türk müzikle uğraşmak istiyorum. Yani Türkçe parçaları İngilizce mi çevirmiş oluyorsun böylelikle? Çevirme değil de o melodiyi alıp böyle İngilizce hikayelerle onunla buluşturuyorum. Harmanlayıp ortaya farklı bir şey çıkartıyorsun. Evet. Şubat tarihinde ise Gazel sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Benim için ilk promo turla yaptığım konser olacak. Ve bu yeni albüm bu sene çıkacak ve bu onun ilk konseri. Yeni şarkı 10 tane yeni şarkımız var ve o şarkıları ilk bu konserde çalacağız. Evet. Çok heyecanlıyım. Sonra turne halinde herhalde başka yerlere gideceksin. Şu anda belli olan yerler var mı? Şu anda Mart ayında Bedük için support slot yapıyoruz. O Londra'da O2 Academy Islington'da. Ve ondan sonra şu anda belli değil ama inşallah daha çok başka yerler, İngiltere'de başka yerlerde olacak ve Türkiye'de. Hemen şunu da altını çizelim. Sen aslında uzun zamandır çok fazla Türkçe de konuşmuyorsun. O yüzden aslında Türkçenin biraz da belli bir dönemde kaldığını mı düşünüyorsun? Onu hatırlatalım da. Evet. Çok küçükken sırf Türkçe konuşuyordum. 7 yaşıma kadar Türkçem akıcıydı, güzel konuşuyordum. Ama
İngilizcem çok iyi değildi. Onun için annem babam İngilizce konuşmaya başladılar benimle. Ve İngilizcem düzeldi ve ilerledi ama maalesef Türkçem orada kaldı. Onun için biraz çocuk gibi konuşuyorum. Biraz ama, Türkiye'de kalırsam bence ilerletebiliriz. Evet, bir iki hafta kaldım mı aslında Türkçem düzeliyor, evet. İstersen biraz yaptığım müzikten bahsedelim. Nasıl tanımlıyorsun yaptığın müziği? Biraz değişik çünkü belli bir kategoriye çok girmiyor. Karışım, elektronik ve pop karışımı ve biraz da Middle Eastern, Orta Doğu sesleri de var içinde. Böyle bir karışım. Takip ettiğin birisi var mı? Örnek verebileceğin. Yani bunu çok beğeniyorum, bunu izliyorum, bunu örnek alıyorum diyebileceğin. Müzik olarak. Evet, olarak var. Ben Türkçesini bilmiyorum ama choir müzikleri çok seviyorum. O Eastern European müzikleri çok seviyorum. Ve Londra'nın elektronik müziği de çok ilgileniyorum. Bir tane artist var, Burial diye. Onun müzikleri çok seviyorum. Onun için böyle bir karışım kendi müziğimde bulunuyor. Türk var mı peki takip ettiğin, sevdiğin birisi bizi söyleyebilecek? Ben Sezen Aksu'yu çok seviyorum. Biliyorum herkes tanıyor Sezen Aksu'yu. Sesini çok seviyorum. Sesi benim için yani dünyada en güzel ses Sezen Aksu. Ve türküleri çok seviyorum. Eski şarkıları. Onları çok dinliyorum. Bütün versiyonları. Peki şöyle diyebilir miyiz? Yaptığın müziklerde Türk müziğinden ilham alıp esinlenerek yaptığın şeyler var diyebilir miyiz? Tabii. Bu yeni çıktığın şarkı aslında türkü. Yani melodisi Türk. Ama İngilizce yazıyorum sözleri. Ve bunu çok yaptım, birkaç şarkı için yaptım. Barış Manço şarkıları yapıyorum aynı şekilde. Yani aslında Türk müziğini biraz da dünyaya tanıtma gibi bir misyon edinmişsin diyebiliriz o zaman. Evet, yani misyon değil de çok sevdiğim için ve bu müzikleri yaptığım için yani çok fazla böyle müzik yapan insan yok çünkü. Soruyorlar mı peki altyapısını, bunun Türkçeden yani Türk müziğinden geldiğini falan anlatıyor musun soranlara? Yok, genellikle tanımıyorlar ama ben söylüyorum, giglerde, konserlerde falan söylüyorum bu şarkı, eski türkü şarkıyı, İngilizce sözleri yaptım, ben kendim söylüyorum ama Türkler, onlar anlıyorlar, evet. O zaman son olarak bu yeni çıkacağın albümden bahsedelim, ne zaman piyasaya çıkıyor, ismi nedir? Yeni albümün ismi Gazelle's Book of Souls. O Mayıs ayında çıkacak ve ilk şarkı dün çıktı. Onu bulabilirsiniz internetten. Onun adı, ismi Book of Souls. Evet, I hope you enjoy it.